Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Dünkü videoda zaten oyuna Nicolas Cage gelecek diye söylemiştim size. O güncelleme geldi. Tabii bunun yanına bir sürü değişiklik daha oldu. Katildir, eklentidir, haritadır. Her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde elimden gelince sizlere bunları anlatacağım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi ilk olarak menüden başlayalım. Oyundaki karakterlerin kartları değiştirildi gençler. Açıkçası ben beğendim. Hem Survivor tarafının hem de katil tarafının bu şekilde profil kartları güncellendi. Sıradaki değişikliklerimiz haritalarla ilgili. Zedelenmiş sığır ahırı ve kokuşmuş mezba haritaları değiştirildi gençler. Hızlı bir şekilde bu haritaları inceleyelim. Gençler şimdi gelelim Onryo değişikliklerine. Onryo'ya karşı oynarken solda biliyorsunuz ki 7 parçadan oluşan bir barımız mevcut. Ve Onryo bizim yakınımızdaki bir televizyona ışınlandıktan sonra bu barımızın 7 parçasının bir tanesini tamamen dolduruyordu. Artık yanımızdaki televizyona ışınlandığı zaman bu 7 parçanın bir parçasını tamamen doldurmayacak. O parçanın 4'te 3'ünü doldurmuş olacak. Bir diğer yenilik, bir televizyona ışınlandıktan sonra o televizyon 100 saniye kapalı kalıyordu. Bu süreyi 70 saniyeye düşürmüşler. Diğer yeniliğimiz, bir kurban kaset almak için televizyonunuzu kapatırsa televizyon 60 saniye boyunca kapalı kalıyordu. Bu süreyi 90 saniyeye çıkartmışlar. Bir diğer yeniliğimiz, eskiden hiç bekleme yapmadan sınırsız olarak televizyonlar arası ışınlanabiliyordunuz. Artık ışınlanmalar arası 15 saniye beklemeniz gerekecek gençler. Hızlı bir şekilde bütün televizyonları gezemeyeceksiniz yani. Diğer yeniliğimiz, elinde kaset olan bir kurbana hasar verirseniz kurbanın soldaki barının bir parçası direkt olarak doluyor. Diğer yeniliğimiz, elinde kaset olan bir kurbanı kancaya asarsanız diğer bütün kurbanların barı bir parça dolmuş olacak. Aynı zamanda kancaya astığınız kurbanın elindeki kaset yok olmuş olacak. Bir diğer yeniliğimiz, eskiden elinizde kaset varken soldaki barınız pasif bir şekilde yavaş yavaş doluyordu. Artık elinizde kaset olsa bile soldaki barınız dolmayacak arkadaşlar. Yani bir kaseti istediğiniz kadar elinizde tutabilirsiniz. Bir diğer yeniliğimiz, bir kaset aldığınız zaman onu haritada gözüken televizyona götürmeniz gerekiyordu. Diğer televizyonlara takamıyordunuz o kaseti. Artık aldığınız kaseti haritadaki herhangi bir televizyona götürebilirsiniz. Bütün televizyonlar sayılacak yani. Tabii kaseti aldığınız televizyon hariç. Sadako'nun bir diğer yeniliği, artık Sadako görünmezlik modundayken Stan yemeyecek arkadaşlar. Herhangi bir şekilde Sadako'yu sersemletemeyeceksiniz görünmezlik modundayken. Ve son Sadako değişikliği, görünmezlik özelliğindeyken kovalamaca müziği girmeyecek. Yani kurbanların sizi tespit etmesi biraz daha zor olacak. Ve görünmezlik moduna geçtiğiniz zaman kastığınız kan hırsı yani Bloodlust sıfırlanacak arkadaşlar. Gençler sıradaki yeniliğimiz alet çantasının yeni parça eklentisine gelen bir değişiklik. Bu eklentiyi kullanırken gelen skill check artık daha da zor olacak. Ve eskiden 2 tane skill check soruyordu. Artık sadece 1 tane skill check soracak. Bu skill check'i tutturduğunuz zaman jeneratörün tamamlanması için gereken bar %10 küçülecek gençler. Zaten ekranda görüyorsunuz. Gençler şimdi gelelim katil tarafına gelen bir mekanik güncellemesi. Artık bir kurbanı kancadan almaya çalışan diğer bir kurbanı grableyemeyeceksiniz. Yani sırtınıza alamayacaksınız. Bu yüzden camp biraz daha zorlaşacak diyebiliriz. En iyi ihtimalle kanca takasına girmiş olacaksınız yani. Bir şekilde o kurbanı kancadan kurtarmış olacaklar. Gençler şimdi gelelim katillerin perklerinin değişikliklerine. İlk perkümüz son darbe. Bu perk bir jeneratör bittikten sonra
size bir tane nişan veriyordu ve bu nişanların her biri sizin vurduğunuz mesafeyi arttırıyordu. Yani basılı tutarak bir kurbana hasar vermek istediğiniz zaman çok daha uzaklara vurabiliyordunuz bu perk sayesinde. Perk'ün özelliği hala aynı, bir değişiklik yok. Fakat şöyle bir şey olmuş. Artık her jeneratör tamir edildikten sonra bir değil iki nişan alacaksınız. Bir diğer perk'ümüz klostrofobi perk'ü. Bu perk jeneratör bittiği zaman o jeneratörün belli bir metre yakınındaki pencereleri kapatıyordu. Artık bir jeneratör bittiği zaman haritadaki bütün pencereler bütün survivor'lara perk'ünüzün seviyesine göre 20, 25 ve 30 saniye boyunca kapanacak arkadaşlar. Sanırım yeni meta perk'ümüz bu. Bir diğer perk'ümüz adam asmaca. Öncelikle bu perk'ü ceza kancasına çevirmişler arkadaşlar. Ve perk şu işe yarıyor. Bir kurban kanca sabotajlarken bildirim alıyoruz. Ve bir kurban beyaz kancaların herhangi birisinin 8, 9 ya da 10 metre yakınındaysa bu kurbanın yerini görüyoruz. Bir diğer perk'ümüz sahipli bölge. Bu perk bir kurban basement'a girdiği zaman basement'ın 32 metre uzağındaysanız o kurbanı 3 saniye boyunca görmenize yarıyordu. Artık basement'ın 24 metre uzağında olmanız yeterli bu perk'ün çalışması için ve kurbanı görme süresini perk'ünüzün seviyesine göre 4, 5 ve 6 saniye çıkarmışlar. Sıradaki perk'ümüz hatırla beni perk'ü. Bu perk saplantı olan kurbana her hasar verdiğinizde bir nişan kazanmanızı sağlıyordu. Kazandığınız her bir nişan çıkış kapısının açılma süresini 4 saniye arttırıyordu. Bu süreyi 6 saniyeye çıkartmışlar. Sıradaki perk'ümüz Efsun kitle kontrolü. Bu perk bir kurban pencereden atladığı zaman o pencerenin 20 saniye boyunca kapatılmasını sağlıyordu. Bu süreyi 60 saniyeye çıkartmışlar. Yani ben böyle bir buff görmedim hayatımda. 20'den 30 yaparsın, 35 yaparsın anlarım da 20'den 60 yapmak neymiş çok anlayamadım gençler. Ve son perk'ümüz azabın izleri perk'ü. Bu perk bir jeneratöre vurduktan sonra sizin tespit edilemez olmanızı sağlıyordu ve jenin gerilemesi durduğu zaman ya da bir kurbana hasar verdiğiniz zaman bu tespit edilemez efekti sona eriyordu. Artık bir kurbana hasar verdiğiniz zaman bu tespit edilemez efekti sona ermeyecek gençler. Bu efektin sona ermesi için sadece jenin gerilemesini durdurmaları gerekiyor. Gençler şimdi gelelim kurban perklerindeki değişikliklere. İlk perkümüz kendini kanıtla. Bu perk eskiden bir kurbanın 4 metre yakınında olduğunuz zaman o kurbana %15 tamir bonus hızı veriyordu. Bunu %6, %8 ve %10'a düşürmüşler perkünüzün seviyesine göre. Aynı zamanda bu perk eskiden birden fazla kişi de olduğu zaman hepsinin efektini alabiliyordunuz. Artık sadece bir kişinin efektini alabileceksiniz. Yani perk stacklenmeyecek. Diğer perkümüz tuzak mayın perkü. Bir jeneratörü %50 oranında tamir ettiğiniz zaman jeneratöre tuzak koymanızı sağlıyor bu perk. Ve tuzak koyduğunuz jeneratöre katil gelip tekme attığı zaman katil sersemliyor ve kör oluyor. Perkümüzün amacı bu. Koyduğunuz tuzak jeneratörde 40, 45 ya da 50 saniye kalıyordu perkünüzün seviyesine göre. Bu süreyi 100, 110 ve 120 saniye çıkartmışlar. Bir diğer perkümüz dinleme cihazı. Bu perk bir jeneratörü %33 oranında tamir ettiğiniz zaman aktifleşiyor ve jeneratöre ses cihazı koymanızı sağlıyor. Koyduğunuz ses cihazı sayesinde katil o jeneratörün 14 metre yakınına geldiği zaman tüm kurbanlar katilin yerini görüyordu. Bu perk'ü çalıştırabilmek için yapmanız gereken jeneratör oranı %33'ten %50'ye çıkartılmış. Fakat koyduğunuz ses cihazının jeneratörde kalma süresi 60, 70 ve 80 saniyeden 100, 110 ve 120 saniyeye çıkarılmış. Bir diğer perk'ümüz sabotajcı. Bu perk elinizde alet çantası olmadan kancaları kırmanızı sağlıyor. Bir kancayı alet çantası olmadan 2,5 saniyede kırarken bu süreyi 2,3 saniyeye düşürmüşler. Aynı zamanda perk'ün bekleme süresini 90, 75 ve 60 saniyeden 70, 65 ve 60 saniyeye çekmişler. Sıradaki perk'ümüz feraset. Bu perk bir totem kırdıktan sonra elinizde hiçbir şey yokken etkin yetenek butonuna basarak 64 metre yakınınızdaki çıkış kapısı şalterleri, jeneratörler, kancalar, sandıklar ve kapağın haresini 10 saniye boyunca görmenizi sağlıyordu. Artık sadece totem kırdığınız zaman değil, totemi kutsadığınızda da bu perk aktif olacak. Bir diğer perkümüz Şaha Kalk perkü. Bu perk katilin sırtındaki bir kurbanın 6 metre yakınında olduğunuz zaman hızınızı %5, %6 ve %7 arttırıyordu. Aynı zamanda katilin sırtındaki kurbanın wiggle hızını %20 arttırıyordu. Artık bu perk'ün çalışması için katilin 6 değil 5 metre yakınında olmanız gerekiyor ve
katilin sırtındaki kurbanın wiggle hızını %20 değil %25 arttırıyor artık. Bir diğer perkümüz ayaklan perkü. Bir kurbanı yerden kaldırdığınız zaman 6, 8 ve 10 saniye boyunca katilin haresini görüyordunuz. Artık kurbanı yerden kaldırmaya çalıştığınız süre boyunca da katili göreceksiniz. Aynı zamanda kurbanı yerden kaldırdıktan sonra hem siz hem de yerden kaldırdığınız kurban 6, 8 ve 10 saniye boyunca dayanıklılık efekti kazanacaksınız. Ve son perkümüz hit parça perkü. Katili bir paletle sersemlettiğiniz zaman 4 saniye boyunca %150 daha hızlı gidiyordunuz. Fakat 60, 50 ya da 40 saniye boyunca bitkin efekte giriyordunuz. Bu bitkinlik süresini 30, 25 ve 20 saniyeye düşürmüşler. Gençler gelelim katil değişikliklerine. İlk olarak piramit kafadayız. Kafesteki birisinin 5 metre yakınına yaklaştığınız zaman kafes kayboluyordu ve o kişi başka yerde tekrar doğuyordu. Artık kafesteki kişinin 10 metre yakınına yaklaştığınız zaman kafes yok olacak ve kurban başka bir yerde tekrardan doğmuş olacak. Sıradaki katil değişikliğimiz Spirit'te. Özellik olarak bir değişikliği yok fakat birkaç eklentisi değişmiş. İlk eklentisi anne kız yüzüğü. Bu eklenti özelliğinizin hareket hızını %40 arttırıyordu. Bunu %25'e düşürmüşler. İkinci eklentimiz kurumuş kiraz çiçeği eklentisi. Işınlanırken bıraktığınız klonun 4 metre yakınına bir kurban geldiği zaman katil üçgüdüsüyle o kurbanın yerini görüyordunuz. Bu mesafeyi 3 metreye düşürmüşler. Sıradaki eklentilerimiz kötülüklerden korunma tılsımı, talih tılsımı ve mutluluk tılsımı. Bu eklentilerin vermiş olduğu özelliğinizi yeniden doldurma efektleri kaldırıldı arkadaşlar bu eklentilerden. Bir diğer eklentimiz origami turna. Özelliğinizin yeniden dolma hızını %10 arttırıyordu. Bunu %20 yapmışlar. Sıradaki eklentimiz paslı flüt. Özelliğinizin yeniden dolma hızını %25 arttırıyordu. Bunu %40 yaptılar. Ve gelelim diğer katilimize. The Hag. Onun da gameplay'inde bir değişiklik yok fakat eklentileri değişti. İlk eklentimiz içi su dolu ayakkabı. Bu eklenti tuzakları ışınlanabilme özelliğinizi devre dışı bırakıyor. Fakat Hag'in hızını %4.5 arttırıyordu. Bunu %7.5 yapmışlar. Ve şöyle ilginç bir şey var gençler. Bu eklentinin yanına yemeğinle oyna perkünü alıp nişanlarınızı fullediğiniz zaman ekranda gördüğünüz şekilde inanılmaz hızlı bir hıza sahip olabiliyorsunuz Hag oynarken. Bununla da eğlenceli buildler yapılabilir. Evet gençler, sıradaki eklentimizdeyiz. Bu eklenti istediğiniz tuzağa ışınlanmanızı sağlıyordu. Fakat belli bir süre beklemeniz gerekiyordu. Bu beklemeniz gereken süreyi 10 saniye yapmışlar. Bir diğer eklentimiz yarım yumurta kabuğu. Tetiklenen tuzağın ışınlanabilme süresini %30'dan %45'e çıkartmışlar. Ve son eklentimiz çatlamış kaplumbağa yumurtası. Bu da aynı şekilde tetiklenen tuzağın ışınlanabilme süresini %35'ten %55'e çıkartmışlar. Ve gençler, son olarak tabii ki de gelelim bu videoyu çekme amacımıza. Karşınızda Nicolas Cage. Şöyle güzel, hoş bir tasarımla geldi oyuna. Açıkçası muhtemelen bazıları benim gibi düşünmüştür. Acaba dedim hani Ghost Rider olarak falan mı gelecek? Fakat öyle olmadı. Direkt Survivor olarak eklediler. Gençler, şimdi gelelim Nicolas Cage'in perklerine. Ulan böyle cümle söyleyince de bir değişik oldu ya. Nicolas Cage'in perkleri ne abi? İlk perkümüz Dramaturji. Bu perk sadece sağlıklı olduğunuz zaman etkinleştirilebiliyor. Koşarken ikinci etkin yetenek butonuna basarak 2 saniyeliğine hız bonus efekti kazanıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafta gördüğünüz kısımda atlama hız bonusu diyor fakat yanlış yazılmış. Normal bildiğiniz koşma hız bonusu olarak kazanıyorsunuz bunu. Ardından rastgele bir etki kazanıyorsunuz. Bir nevi perk'ü kullandıktan sonra kura çekiyorsunuz ve bir zarara uğramak zorundasınız, yani öyle diyeyim. Peki bunlar neler? Başınıza neler gelebilir? İlk olarak 12 saniyeliğine zayıf durum efektine girebilirsiniz. Yani tek yiyebilirsiniz. 2 saniyeliğine %25 sürat durum etkisine girebilirsiniz. Yani hızlanabilirsiniz. Bu iyi bir şey. Çığlık atabilirsiniz. Bu yerinizi belli etmelik bir durum sanırım. Ve elinizdeki eşyayı bırakıp bir might up kazanabilirsiniz. Böyle çok ilginç bir mekanik eklemişler açıkçası. Şöyle bir not düşmüşler. Aynı etki art arda iki kez gerçekleştirilemez. Aynı zamanda bu perk 25 saniyeliğine sizi bitkinlik efektine sokuyor. Gelelim Nicolas Cage'in ikinci perküne. Yardımcı oyuncu perkü. Bu perk katilin dehşet alanına girdiğin zaman etkinleşiyor. Katile baktığımız zaman karakterimiz çığlık atıyor ve katilin haresini 5 saniye boyunca görmüş oluyoruz. Aynı zamanda tekrar çığlık atma ihtimalimiz de bulunuyormuş. Tekrar çığlık atarsak da katilin haresini ek olarak 2 saniye daha görüyormuşuz. Ve gelelim Nicolas Cage'in son perküne. Sürpriz son. Bu perk yaralandığınız zaman etkinleşiyor gençler. Eğilirken ve hareketsizken ikinci etkin yetenek butonuna basarak sessiz bir şekilde
can çekişme aşamasına giriyorsunuz. Yani kendinizi yaralı durumdan yere düşürmüş oluyorsunuz. Katilin yapması gereken şeyi siz yapmış oluyorsunuz yani. Peki ne yapabiliyoruz bunu yaptıktan sonra? İlk olarak yerde kan izi bırakmıyoruz ve ses çıkarmıyoruz ve can çekişme durumundan tamamen kurtulabiliyoruz arkadaşlar. Yani kimsenin yardımı olmadan kendimizi yerden kaldırabiliyoruz. Bunu yaptığımız zaman yerden kalktığımızda yaralı değil, sağlıklı konumda olmuş oluyoruz ve 4 saniyeliğine %50 sürat durum etkisi kazanıyoruz. Başka herhangi bir şekilde iyileşirsen avantaj etkisiz hale gelir diyor. Böyle bir not düşmüşler ve çıkış kapıları açıldığı zaman bu avantaj yeniden etkinleşiyormuş gençler. Gerçekten ilginç perukler eklemişler Nicolas Cage'e, ne yalan söyleyeyim. I don't want to piss on the parade here, but I'm going to do it anyway. We're going to die, aren't we? If we're not already dead. Well, I don't think it can get any worse than this. Okay, this is not at all what I signed up for. This is crazy. Sorry about that. I hate this particular fog. Who's going to poke out our eyes this time? Let's keep it quiet. I don't want to hear another one of those ridiculous crows. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Yeni gelen şeylerle ilgili yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Yanlış veya eksik anlattığım bir kısım varsa yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.